Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle değerli kardeşlerimiz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereket. Bugün inşallah Molla Cami'nin 6. dersini işleyeceğiz. Tabi Molla Cami dersinde daha önce El-Kelimetu Lafsunu Vudya'n Limana Müfredin kelimesine kadar işlemiştik. Bugün sıfatını getirdik. Mana kelimesinin sıfatı konusunda inşallah dersimiz olacak. Tabi Molla Cami'nin birinci cildinden takip ediyorduk. Tercümesinden veya Arapçasından takip edin ama birinci cildinde 65. sayfada kalmıştık. 65. sayfamızı açarak devam edebiliriz. Tabi bugün müfredin kelimesinin müfredin, müfreden, müfredin şeklinde 3 okunuş türü üzerinde duracağız. Musannif diyor ki, önce Bismillah deyip müfredin diyelim. Yani وَهُوَ اِمَّا مَجْرُورٌ ya mecrurdur, müfredin şeklinde mecrur okuyoruz. Tabi bu durumda mecrur okuduğumuz an عَلَى اَنَّهُ صِفَاتٌ لِمَعْنَى mana kelimesinin sıfatıdır. Hani daha önceki konularda da işlemiş olduğumuz üzere hani sıfat mevsufuna uymak zorundadır. Dolayısıyla sıfat mevsufuna uymak zorunda olduğu kaidesine göre gidersek لِمَعْنَى kelimesinin sıfatı ise mana kelimesinin başında harfi cer vardı. Yani mana kelimesi lafzen mecruren olmasa da normalde mahallen mecrurdur. Mecrur olduğundan dolayı bu durumda müfredin kelimesi de onun sıfatı yapıyoruz. Şimdi mana kelimesinin sıfatı yaptığımız zaman ve mana hineyzin bu durumda manası ne olur? Ma yani mana öyle bir şeydir ki la yedullu cüz'u lafzihi lafzının bir cüz'ü ala cüz'i manasının bir cüz'üne delalet etmeyendir. Şimdi bunu işleyelim. Tabi dediğimiz gibi müfred kelimesini biz mana kelimesine sıfat olarak getirdiğimiz zaman burada şu sorun ortaya çıkıyor. Mana kelimesi müfredliği yani terkipliği kabul etmiyor. Yani manamız müfred. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman ne yapacağız? Hani önce müfred nedir, mürekkep nedir? Bunu bir işleyelim. Yani pratik bilgi olarak müfred ile mürekkep arasındaki şu farkı açıklayabiliriz. Eğer kelimenin bir parçasını aldığı zaman anlamına delalet etmiyorsa bu durumda müfreddir. Mesela örnek olarak kelam diyelim. Kelam kelimesinin kahfını ele aldığımız an kelamın vermiş olduğu manaya delalet ediyor mu? Delalet etmiyor. O zaman demek ki kelam kelimesi müfred bir kelimedir. Mesela Ali kelimesi diyelim. Ali kelimesinin A'sını aldığımız zaman Ali'nin vermiş olduğu anlamı veriyor mu? Hayır. Vermiyor. O zaman bu müfred bir manadır. Mürekkep nedir? Mürekkep şöyle. Mesela Hulam-u Zeyd'in. Zeyd'in kölesi dediğimiz zaman Hulam kelimesini sadece aldığımız zaman Zeyd'in kölesindeki köle kelimesine delalet ediyor mu? Ediyor. O zaman bu mürekkep bir manadır. İşte musannaf da burada müfred kelimesini mana kelimesine sıfat yaptığı zaman bu durumda mana terkiplik kabul etmiyor. Yani mana mürekkeptir. Şöyle ele alalım. Sağlamasını yapmamız açısından. Dedi ki mana öyle bir şeydir ki la yedullu cüz'u lafzihi lafzının bir cüz'ü ala cüz'ü manasının bir cüz'üne delalet etmiyor. Mesela insan nedir diye bir soru sualı. İnsan nedir? Hayvanı natıktır diyoruz. Hayvanı natıktır. Yani insan kelimesinin karşısında olan hayvanı natık kelimesi. Şimdi manaya bakalım. İnsanın manası neydi? Hayvanı natıktır. Peki hayvanı natık olarak ele aldığımız zaman hani mürekkep ne demekti? Lafzının bir cüzünü ele aldığımız zaman manasına değer etmesi lazım. Hani mesela Hulam-u Zeyd'in kelimesindeki Hulam'ı ele aldığımız zaman Zeyd'in kölesindeki Zeyd'e değer ediyor. Şimdi bakalım. İnsan nedir? Eşittir yazın. İnsan hayvanın atıftır. Şimdi hayvan kelimesini tek ele alalım. İnsanı verecek mi? Canlı dediğimiz zaman, hani hayvan kelimesini ele aldığımız zaman canlı dediğimiz zaman dikkat ediyoruz ki canlının içine ne girer? İnsanlar da içine girer, otlar da içine girer, hayvanlar da içine girer değil mi? Dolayısıyla bu durumda o zaman insan kelimesi
müfred bir kelimedir. Niye? Çünkü manasının bir cüzü olan hayvanı ele aldığımız zaman insanın vermiş olduğu manayı vermiyor. Yine natık kelimesini de ele aldığımız zaman aynıdır. Natık kelimesini de verdiğimiz zaman insanın vermiş olduğu manayı vermiyor. Ha nasıl verecek? Hayvan-ı natık kelimesini, yani cüzlerin tamamını yan yana getirdiğimiz zaman eşittir insandır. Sadece hayvan veya o sadece natık insanı karşılamıyor değerli kardeşlerimiz. Bu durumda biz de dedik ki mana öyle bir şeydir ki la yedullu cüz'ü lafzıhi ala cüz'ihi. Lafzının bir cüz'ü manasının bir cüz'üne değer etmiyor. O zaman burada müfred kelimesini, mana kelimesine bir sıfat yaptığımız zaman mana terkiplik kabul etmiyor. Bunu anladım. Tabi ve fihi, yani bu böyle yaptığımız zaman ennehu yuhamu, şöyle bir şüphe, şöyle bir vehim ortaya çıkmaktadır. Ennel lafze mevdu'un li mana, bir mana için konulmuş olan lafız var ya, o lafızımız el muttasifi bil ifradi ve terkibi kablel vada'i. O zaman müfredlik veyahut terkiblikle vasıflanmış olan bu şey, tabi burada müfred kelimesini işliyoruz. Müfredlikle vasıflanan lafzımız vedehten öncedir diye bir mana çıkıyor. Şöyle, hani müfred kelimesini, mana kelimesine sıfatı, müfredi önce silelim diyor kardeşlerimiz, müfredi sildik. Şimdi, el kelimetu kelime nedir? Lafzun, bir lafızdır. Vudi'el liman. Bir mana için konulmuştur. Böyle olduğunda sorun yoktur. Ama biz bir mana için konulmuştur demiyoruz. Müfred bir mana için konulmuşlar. Yani müfred kelimesini manaya sıfat yaptığımız zaman şöyle bir sual ortaya çıkıyor. Deniliyor ki, normalde önce biz bir duvar kurduğumuz zaman duvarı önce boyuyor muyuz? Boyamıyoruz. Yani önce duvarımızı boyuyoruz. Sonradan artık duvara sıfat veriyoruz. Yani sıfat nedir? Kırmızı yaparız duvarımızı. Yeşil yaparız. Herhangi bir renge boyarız. Ama burada şöyle bir itiraz yapıyor. Diyor ki sen duvarı koymadan önce duvarımız neydi? Lafızdır. Hani önce normalde bir lafız ortaya konulur. Denilir ki mesela darabe lafzı ne içindir? Vurdu manası için konulmuştur. Burada diyor ki sen kalkıp darabe lafzını koymadan önce manayı müfredlik veyahut mürekkeplik ile vasıflandırdın. Yani duvarı kurmadan önce duvarı boyattın diyor. İşte diyor ki normalde burada وَفِيهِ اَنَّهُ يُوهَمُ şöyle bir vehim ortaya اَنَّ اللَّفْسَ مَوْدُعَنْ لِمَعَنَا bir mana için konulan lafzımız var ya الْمُتَّصِفُ بِالْاِفْرَادِ وَالْتَرْكِيبِ bu durumda müfredlik ve terkib ile vasıflanmış oluyor قَبْلَ الْوَعْدِ oysa وَلَيْسَ لَمْلُ كَزَالِكَ durum böyle değildir yani önce bir manaya konulur sonradan o mana artı müfred de olabilir mürekkep de olabilir ama tabi bu sorunlar nereden ortaya çıktı? Şuradan çıktı. Normalde müfred kelimesinin manaya sıfat yaptığımız an sıfat mevsufundan ayrılır mı? Ayrılmaz. O zaman demek ki manamız somut bir mana değildir. Tek başına bir mana değildir. Müfred bir manadır. Müfred bir mana için yaptı. Sonra konulma oldu. Yani önce manayı ona bir sıfat alıyoruz. Manayı bir sıfat alıyoruz. Yani önce ona bir duvar yapıyoruz. Duvarı boyadıktan sonra kalkıp konulma işlemini yapıyoruz. Diyor. Bu böyle değildir. Peki nasıl olmuştur? Normalde önce فَاِنَّ اِتِّسَافَ الْمَعَنَا çünkü mana kelimesinin vasıf alması bil ifradi ve terkibi fark etmez. Burada müfredin kelimesidir. Müfredlik veya mürekkeplik ile mananın vasıflanması اِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْوَدَعِ normalde konulur. Olduktan sonra önce biz manayı koyarız. Deriz ki darabe lafzının karşısında vurdu manasını koyarız. Daha sonra sert vurdu kelimesi, hani bak sert kelimesi şeklinde sert vurdu. O sert sıfatını sonradan getiririz. Yani bize önce mana lazım. Mananın duvarın kırmızı mı, sarı mı, yeşil mi olduğu önemli değildir. Önce bir evi oluşturmak için, bir lafı koymak için, yerleştirmek için önce bizim sabit şey lazımdır. Ha daha sonra sıfatı olur. Ama burada ne yaptık? Müfredi hemen manaya yapıştırdığımız zaman durum ne ortaya çıkıyor? Sanki mana kelimemiz önce müfredlik ve onun mürekkeplik ile vasıflanmış daha sonra
bırakılma işlemi oluşmuştur. Diyor böyle bir durum olmaması lazım. E peki olmaması lazım. O zaman ne yapacağız? Musam diyor ve yenbagi bu durumda hani olmuş. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. O zaman fe yenbagi en yurtekebe fihi tecavvuzun. O zaman burada bir mecaz vardır. Hani mecaz nedir? Asıl manasında kullanılmayan şeylerdir. Yani ha mesela örnek olarak kema yurtekebu fi misli şöyle men katele kadilen hadisi şerifinde men katele kadilen her kim ki bir ölüyü öldürürse. Ha, o zaman burada da yukarıda mecazu ma yulu ileyhi muhtasarul manide inşallah bunu işleyeceğiz. Yani sonradan olacak olan bir şeyi şimdi ye vasıflandırmak gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Ha, yani mana kelimemiz sonradan müfred ve mürekkeplik sıfatını alacaktı. Biz kenarda durmasın diye ne yapmışız? Şimdi getirmişiz. Mesela hadisi şerifteki men katele katilen. Mesela kim ki bir ölüyü öldürse, ölü öldürülmez ki. Ama işin sonu, burayı dinleyelim. İşin sonu öldürülme ile biteceği için Peygamber Efendimiz demiş ki kim bir ölüyü öldürürse. Aslında burada mecaz vardır. Kim bir müşriği öldürürse anlamındadır. Orada işin sonu ölümle sonuçlanacağı için ne yapılmıştır? Mecazu mayulu ileyhi yani ileride olacak olan bir şeyi öne çekmek gibi bir durum ortaya çıkmıştır. İşte işin sonu bizim konumuzu ele alırsak işin sonu mana kelimesi müfredlik ve mürekkeplik ile vasıflanacağı için biz ne yapmışız? Şimdi demişiz ki orada unutmayan bazı şeyleri unutmamak için parantez altına koyuyoruz ya. Böyle bir şey olmuştur. Geçmişte olan bir şey gelecek ile vasıflanmıştır. Tabi bunun örnekleri Arap belagatında çoktur. Hatta sadece geçmiş değil. Yani gelecek değil. Bazen geçmiş ile de bir şey vasıflanabiliyor. Mesela örnek olarak bir ayet-i kerimede şöyle bir şey geçmektedir. وَاَتُ الْيَتَامَ اَمْوَالُونَ Mesela yetimlere mallarını verir. Aslında yetim 18 yaşına geldiği zaman mallarını vereceğiz ya o malını verdiğimiz esnada yetim değildir. Çünkü artık büyümüştür. Kocaman adam olmuştur. Ama daha önce o kocaman olan adam yetim olduğundan dolayı bak sonraki vasıfla yani daha önce geçmiş olan bir vasıfla vasıflanmıştır. Yani bu tür şeyler yani bir şey sonraki şeyle vasıflanabilir veya önceki vasıfla vasıflanabilir. Arap belagatında böyle şeyler vardı. Men katele katilen örneğinde olduğu gibi işte mana kelimesi de değerli kardeşlerimiz. Mana kelimesi de sonradan vasıflanacağı için müfredlik sıfatını aslında sonra alması lazımdı. Öyle vasıflanmıştır. Ayet-i kerimeden de aslında örnek verebiliriz. Mesela inni erani a'siru hamren diyoruz. Mesela Hazreti Yusuf meselesinde diyor ki ben rüyada gördüm ki şarap sıkıyordum. Aslında sıkılan şarap değildir. Üzümdür. Ama o üzüm aynı mana meselesinde olduğumuz gibi manada müfredlik ile vasıflanacağı için bu üzüm de sonradan şarap ile vasıflanacağı için sonradan olan ismini şimdi almış. Tıpkı mesela şimdiki yetim değildir ama daha önce yetim olduğu için hala da hani kocaman adamlar da var yetimdir diyoruz. Aslında yetim değildir. Artık büyümüş kocaman adam olmuştur. Bu şekilde anlaşılmıştır inşallah. Yine devam ediyoruz. Ya da merfu'un şeklinde okuyabiliriz. Yani el kelimetu lafzun vudi'a limana müfredini okuyabilirdik. Müfredini öyle okuduğumuz zaman limana kelimesinin sıfatı yapmıştır ve bir sürü de sorun çıkmıştır. Şimdi diyorum merfu'un okuyalım. Ala o zaman bunun üzerine ennehu sıfatun lafzun. El kelimetu lafzun. Hani el kelimetu mübteda lafzun haberi. Peki o lafzımız nasıldır? Müfredin. Ha bu durumda birinci şıktan farklı olur. Birinci şıkta mana terkipliği kabul etmiyordu. Ama burada ise mana değil, lafız terkipliği kabul etmiyor. Yani nasıl lafız terkipliği kabul etmiyor, nasıl mana terkipliği kabul etmiyor? Şöyle, bu sefer insanın iyisi değildi. Pardon, bu sefer insanın iyisi insana delalet ediyor.
Yani insan lafzının iyisi insana delalet ediyor mu? Yok. Yine lafzun kelimesinin lamını tek alırsa ve bir de zayin zari hasbedersek lafzun kelimesi ne delalet eder mi? Hayır. Ha burada da diyor ki bu durumda ma yani bir tane lafzımız öyle bir şeydir ki la yedullu cüz'uhu ala cüz'i manahu. Manasını biz şeyine delalet etmiyor. Mesela dediğimiz kelimesinin kelime kafını aldığımız zaman kelimenin vermiş olduğu manaya delalet eder mi? Hayır. Ha dolayısıyla diğerinde mana terkipliği kabul etmiyordu. Mesela insanın karşısında hangi mana vardı? Hayvanın natık. Hayvanın natık müfred midir, mürekkep midir tartışmasını yapabilmemiz için ne yapıyorduk? Alıyorduk hayvan kelimesinin bir cüzünü. İnsana delalet ediyor mu? Hayır. Burada da insan kelimesi müfred midir, mürekkep midir? Bir inceleyelim, bir sağlamasını yapalım. İnsan kelimesinin iyisini aldığımız zaman, nununu aldığımız zaman insana delalet ediyor mu? Hayır. Dolayısıyla o zaman böyle bir mesele kapatmış olur. Tabii. Burada diyor bir incelik vardır. El kelimetu lafzun vudi'a limana müfredin. Hani lafzun kelimesinin birinci sıfatı neydi? Daha önce işlemiştik. Vudi'a limana. Bu birinci sıfat. Altını çizerim. Yani burada metin tam önümde yok. Ama vudi'a limana kelimesi birinci sıfatımızdır. Yine müfred kelimesini de lafza sıfat yaptık. Hatta ikinci sıfatımız. Şimdi burada diyor bir incelik vardır. Ve ke'ennen nüktete fihi buradaki incelik yani şöyle bir itiraz yapılmıştır. Denilmiş ki ya musannıf niye lafzun kelimesinin birinci sıfatını mazi sigasında bak vudi'a limana kelimesi mazi sigasında gelmiş. O niye ikinci sıfatı müfredin kelimesini muzari sigasında getirmiş. Hani ismi mef'ul, ismi failler hatırlanacağı üzere hal ve istihbar anlamındadır. Bunu unutmayalım. E şimdi bakıyoruz ki وَكَأَنَّ النُّكْتَةَ ف۪يهِ buradaki nükte اَتْتَنْب۪يهُ عَلَى تَقَدُّمُ الْوَدْعِ عَلَى الْاِفْرَادِ aslında burada bir incelik vardır. Musa'nın burada bile hani biz sabahtan beri neyi anlatıyoruz? Diyoruz ki وُدِعَ önce konulma olmuştur. Sonradan bu sefer o konulma ne yapıyoruz? Daha sonra manayı vasıflandırıyoruz. İşte diyor buradaki incelik de budur. Musa'nın iki tane lafız getirmiştir. Birincisi وُدِعَ الْمَانَ İkincisi de müfredim. Buradaki incelik nedir? Niye konulma işlemindeki tabiri mazi sigasıyla getirmiştir? Vudi'a ile. Niye müfredlik sıfatını, hani bize bir şey sonradan olan bir şeydir. Niye hal veyahut istihbar manasındaki ismi mef'ul sigasıyla getirmiştir? İşte diyor burada da bir incelik vardır. Takaddumul vud'i alel ifrad. Vud'in konulma işleminin müfredlik sıfatını almaktan önce geldiğine bir nevi bir dokundurmaktır. Haysu etabihi mesela ve'e kelimesi bi sigatil mudiyi mazi sigasıyla getirmiş bi hilafil ifradi. Ama müfredlik sigasını ise mazi sigasıyla getirmemiştir. Bundan da ne anlaşılıyor? Demek ki konulma işlemi ifradlık işleminden öncedir. Bunu da anladık. Hani dedik ya müfredin kelimesini müfredin şeklinde okuyabiliriz. Yine müfredin şeklinde de okuyabiliriz. Şimdi geldik müfreden şeklinde okumaya geldik. Tabii müfreden şeklinde okuduğumuz zaman aslında hani nasbali olduğu için orada bir tane elif daha olması lazımdı. Elif yok. Ama diyor ve amma nesbuhu nesbuna gelirsek ve illen yusaiduhu resmul hatti yazılışı her ne kadar müsait olmasa da çünkü orada elif yok. Farazı diyelim elif vardır. Belki yazarken unutulmuştur diyelim. Böyle de kabul etsek bile. Yani müsait olmasa da, tipi müsait olmasa da, yazılışı müsait olmasa da nasbali okuyalım, müfreden diyelim. E peki müfreden dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Fe'ala, o zaman bunun üzerine ennehu halun mined damiril müstekini fi vudi'a. Vudi'a kelimesindeki gizli zamirden haldir. Şimdi tabi haldir dediğimiz zaman önce halin ne olduğunu, hal, durum, heyet beyan eden bir sıfattır aslında. Ama hal kime gelir? Ya faile gelir ya mef'ule gelir. E şimdi vudi'a kelimesinde biz içinde huve zamiri varsa vudi'a kelimesi meçhul bir fiil olduğuna göre
Naib-ül faildir o zaman içindeki zamir. Fail ve o naib-ül fail ikisi aynı şey olduğu için öyle kabul ediyoruz. Aynı şey olduğu için bu uygundur. Buna itiraz etmiyoruz. Yani normalde müfreden kelimesi vud yani içindeki huve zamirine haldır kabul ettik. Bunu tamam. Ya da minel mana. Ya da mana kelimesine haldır. Ha mana kelimesine haldır dediğimiz an hemen bir itiraz gelir. Hal kimlere gelir? Ya faile ya da mef'ule ve o naibul faile. Peki limana kelimesi ne faildir ne mef'uldür şeklinde bir itiraz gelirse ne diyeceğiz? Hemen diyoruz ki cevabında diyoruz ki fe innehu mef'ulun bihi. O mef'ulu bihidir bi vasitatil lam. Yani hatırlıyorsun limana kelimesinin başında lam vardı. Lam olduğu için ha dolayısıyla mef'ulu bihi hayli seriyettir. Yani bunu da içine almış olduk. Tanımımızın içine aldı. Dolayısıyla sorun yok. Hani birisi soru sorabilirdi. Mana kelimesi fail değildir, meful değildir. O Musa'm diyor, hayır mefuldür. Konumuza devam edelim. Ne bitmişse burada duralım. Şimdi birisi diyor tamam müfreden kelimesi sen hal yaptın. Bazı sorunlar yok mudur? Hani hal, halin amiliyle aynı zamanda olması şart. Yani zamansal olarak mesela zamanı mazi ise bunun da mazi olması lazım. Şimdi burada konulma işlemi biz diyorduk ki öndedir sonradan müfredin kelimesi gelmiştir. İşte burada bir itiraz vardır. Denilmiş ki müfreden kelimesi istikbal manasındadır. Şey ise vudi'a kelimesi mazidedir. Peki nasıl hal oluyor? İşte diyor ki vavacu sıhhati yani hal olmasının sıhhatine gelsek ennel vud'a konulma işlemi ve in kâne mütekaddemen alel ifradi ne kadar müfreddik sıfatını almaktan önce olsa da bihesebi zat zat itibariyle her ne kadar daha önce olsa da lakinnehu mukarin lehu bihasebi zaman. Zaman işlemiyle diyor aynıdır. Yani burada fazla şeye gerek yoktur. Diyor tamam biz konulma işlemi dedik ama bir tık önündedir. Yani ama işlemler aynı anda olmuştur. Doğru, aynı şöyle mesela diyoruz ki Zeyd binitli halde geldi. Her ne kadar binme işlemi, Zeyd'in ata binme işlemi bir tık önde olsa da aslında gelişi yine binitli olmuştur. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yoktur diyor. Fazla da kafamıza takmayalım. Ve hazel kaderu bu kadar anlattımlarımız kafil yeterlidir. Sıhhatil haliyeti hal olabilmesinin sıhhati için yeterlidir. Dolayısıyla fazla da şeye gerek yoktur. Tabi bunun detayı var. Hani burada fazla detayına girip kafamızı karıştırmak istemiyorum. Bu itirazı yapanlar arasında harbi de işte hal cümlesi muzari veya şey geldiği zaman başına kadir gelip onu zamana zamansal olarak amelinin zamanına yakınlaştırmamız lazım diyen Said denilen alimin görüşüdür. Tabi bunu uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Aslında burada bir şey de vardır. Mesela zaman manasındaki hal ile heyet, durum, vaziyet manasındaki hal burada karıştırılıyor. Bunu Halil Me'akid kitabında da detaylı olarak işleyebiliriz. Tamam. Zamanımız burada bitiyor. Çünkü video 23-24 dakikanın üzerinde olduğu zaman otomatikmen bölüyor. Bundan dolayı konumuza burada ara verelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.